Bismillah. Başlayalım arkadaşlar. İslam düşüncesinin teşekkül süreci bildiğiniz gibi hicri ilk 200 yılla e, bilhassa alakalı bir e, dönemden bahsetmemizi gerektiriyor. E, ben genelde bu İslam düşüncesinin teşekkülünü e, daha ziyade e, teorik bilimlerin oluşum süreçleri bakımından anlatıyorum. Yani genelde anlatma tarzım öyle. Ee, bu defa belki biraz daha genel anlatabiliriz. Yani diğer ilimlerin ortaya çıkış sürecini de anlatabiliriz. Ee, İslam düşüncesinin daha doğrusu İslam'da ilimlerin ortaya çıkışı e, esas itibariyle Hazreti Peygamber'in vefatıyla ilgili bir hadisedir Aleyhisselam'ın. Yani Peygamber hayattayken dini ilimler diye bir ilimlerden bahsetmek anlamlı değil. Yani dini bilgiden bahsederiz ama Dini ilimlerden bahsetmek anlamlı değil. Dini ilimler bir bütün olarak yani İslam'da ortaya çıkan dini ilimler, bu felsefe ilimleri biliyorsunuz Hicri 200 ila 220 arasında yapılan tercüme faaliyetlerinden sonra ortaya çıktı. Ama dini ilimlerin ortaya çıkışının en genel ifadesiyle sebebi Müslüman olarak var olmak için Müslümanların kendileriyle Kur'an ve sünnet arasındaki irtibatı sağlama çabasıdır. Yani dini ilimler bunun için var. Saadettin Taftazani, Şerhül makasın başında kelamın niçin ortaya çıktığını ele alırken der ki e, Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan sonra Müslümanların elinde Kur'an ve sünnet kaldı. Sonra Müslümanlar Müslüman olarak varlıklarını idame ettirmek için e, Peygamberle kendileri arasındaki mesafeyi kapatmaya matuf işte bu dini ilimlere geliştirdiler. Sonuç itibariyle e, eğer ortada bir mücessem, müşahhas şahıs olarak e, peygamber yok ise e, onun manevi mirasından hareketle peygamberle bizim aramızdaki irtibatın tesis edilmesi gerekir. E, başka bir deyişle meseleyi şöyle ifade edebiliriz. Şimdi İkbal'in bir şiiri var. bu e, münacat kısmında İkbal diyor ki e, Hz. Peygamber'e e, Yok naat kısmında değil de münacat kısmında. Yani senin için mi? Sana mı seslendiler ateşten? Ben senin Rabbinim diye. Ne bileyim işte e, sen mi oldun Kabe Kavseyin? Yani senin için mi oldu Kabe Kavseyin? Yani aslında birey olarak Müslümana söylenecek sözler bunlar değil mi? Yani hani bize ağaçtan gel böyle bir ses gelmedi ben senin Rabbinim diye. Biz bu Kabe Kavseyin hadisesini birey, Müslüman bireyler olarak yaşamadık. Dolayısıyla dindeki bütün ifadelerin anlamı ee, Hz. Peygamber tarafından bilinir ve garanti edilir asıl itibariyle. Dini ilimler bu anlamda Peygamber aleyhisselamda bulunan hikmete varis olma ameliyesidir. Yani Hz. Peygamber tarafından temsil edilen hikmete varis olma ameliyesidir. Arkadaşlar biz bunu böyle bir e, genelde bir vaaz cümlesi olarak anlatırız ama bu ciddi bir sorundur. Yani şöyle ciddi bir problem. Yani bu ağır bir cümledir normalde. Hani, hani vahiy ağır bir sözdür ya. Bu aslında İslam ümmeti için vahiy kadar ağır bir sözdür normalde. Şundan dolayı geçenlerde cuma namazına gidince dikkatimi çekti. Yani böyle bazen böyle dikkatimi çekiyor yani ilk defa değil de. Şimdi camiye gidiyoruz. Bu cemaatle namaz çok enteresan bir şey. Daha doğrusu dini ibadetler çok enteresan şeyler. Yani binlerce insan gidiyor camiye. Herkes orada ko ko koordineli bir şekilde namaz kılıyor, ruku, secde, dua. Ya bir şey görmüyoruz ha. Ortada bir şey yok. Bak şimdi yani bir şeye yöneliyoruz ama gördüğümüz bir şey yok, duyduğumuz bir şey yok aslına bakılırsa. Yani fiziksel bir temasımız söz konusu değil. Yani bir nesne yok karşımızda. Bu din öyle bir şey ki yani hiçbir şey yokken, hiçbir şey görünmüyor iken seni oraya binlerce insan oraya getiriyor. Ve hayatı da ona göre düzenletiyor. Şimdi bunun gerisinde şöyle bir şey var tabi bu metafizikle ilgili de problemlerin temelini oluşturur. Şimdi metafizikçi olmak nedir sorusuna verilen cevapta tebellür eden bir şeydir bu. Ee, varlık vardır diyoruz. Kim biliyor bunu? Şimdi bu cümlenin anlamını kim biliyor? Mesela Allah vardır diyoruz. Cümlenin anlamını kim biliyor? Anlamını bilmek artık burada dilsel olarak bir şey söylemek değil. Yani dilde bizim zihnimizde bir anlam çağrıştırması değil. Yani aksi hani Farabi'de okuduk ya. Aksi alınamaz bir şekilde, aksi alınması imkansız olacak bir şekilde bu cümlelerin anlamını bilen kim? Yani cennetten cehennemden bahsediyoruz. Şimdi hoca hutbeye çıkıyor veya herhangi birimiz bir konuyla ilgili oturuyoruz. Cennetten bahsediyoruz saatlerce, cehennemden bahsediyoruz, tanrı alem ilişkisinden bahsediyoruz. Bu cümlelerin anlamının bizim tarafımızdan biliniyor olması imkansız. Yani bu metafizikçi filozofların duyarlılığıyla şayet mese meseleye bakacak olursak bizim tarafımızdan temsil ediliyor olması imkansız. Bu e temsil edilebilmesi için yani bu normalde bunu temsil eden bizatihi bunlara muhatap olan Peygamber aleyhisselam. Yani bütün bu cümlelerin anlamları Peygamber aleyhisselamla kayıp. Şimdi sonra ümmet bu anlamları tevarüs edecek. Arkadaşlar dini ilimler Hazreti Peygamber tarafından temsil edilen, Hz. Peygamber'in kalbine ilka edilen ve ümmetin bütünü içinde tevarüz edilebilir hale getirilmek istenen bu anlamların ümmete mal edilme faaliyetidir. Din ilimler temelde bu işlevi görür. Bu dini ilimlerin bütün tarihsel sürecinden bağımsız bir değere sahiptir. Yani şöyle çıktı bu sorunlarla karşı bunlardan bütünle bağımsız olarak dini ilimlerin böyle bir anlamı vardır. Yani peygamberin hani filozofların türsel e, şeyleri için bir türsel e, anlam için söyledikleri bir söz vardır. Şimdi filozoflara göre, yani kadim bilime göre mesela birey olarak Ömer Türker'in devamının bir anlamı yoktur. Veya içimizden herhangi bir şahsın. Bizler hepimiz insanlık anlamını devam ettirmek için vasatız. Yani benim şahsımın devamı, sizin şahsınızın devamı önemi yoktur. İnsanlık denen bir hakikat vardır. Bu hakikat sen de ben de başkasını teşahhus eder ve devreder. Ee, bir yesilden nesile bireyden bir devrederek devam eder şimdi burada da böyle bu mesele yani e, maksat bir anlam vardır bir idrak vardır bu idrakin tevarüs edilmesi ve nesilden nesile devrettirilmesi. diğer bütün sorunlar bu e, anlamın Hz. Peygamber tarafından temsil edilen idrak ve davranışlar bütününün ümmet tarafından tevarüs edilmesi muvacehesinde anlam kazanır veyahut da değersizleşir İslam'da tecdit faaliyetleri de böyledir. Önce genel bir giriş yapma ihtiyacı hissettim böyle. Yani tecdit faaliyetleri de bunun içindir. Yani asır, belli asırlarda aslında büyük mücedditler asırlarda ortaya çıkmıyor. Yani 3-400 yılda bir ortaya çıkıyor. Böyle ortaya çıkan insanlar esas itibariyle tevarüs edildi zannedilen fakat herhangi bir birey tarafından ya da topluluk tarafından temsilinde kusur bulunan ya da temsil edilmez hale gelen anlamları hatırlatma işlevi görürler. Ya yani normalde Hani Gazali Hikaye ulum ettiğinde diyor ki fıkıh dünyevi bir ilimdir. Kelam dünyevi ilimdir. Bu normalde çok aykırı bir söz. Ya yani nasıl orada fıkıh dünyevi bir ilim? Ama dünyevileşiyor. Bu anlamda sekülerleşmek modern bir hadise değil. Her ne ki Allah'la irtibatı koparılıyor, o şey sekülerleşiyor. Yani şu anlama geliyor bu. Hocam dinin iki tane temel cümlesi var. Birinci cümle... İnsan zihninin Allah'la irtibatlı olarak inşa edilmesi demek birinci cümle bu dinin tevhid bu demek temelde. İkinci cümle ise ameli hayatın bütününün, ahlak başta gelmek üzere bütününün Allah'la irtibattan türetilmesi. İkinci ana cümle bu. Fakat insanoğlu özellikle ameli hayatı birinci kısmı anlamak çok zor arkadaşlar. Tevhidin kendisi çok zor bir hadise. Yani böyle hakikaten bütün bir zihni yönelişi gerektiriyor. Onu anlamak çok zor. Ama dinin hakikatleri kamusallaştıran herkese ulaştıran bir tarafı vardır. Biz e, takliden de olsa bunu anlayarak yani anlamış gibi yaparak hareket edebiliriz. Ama ikincisi e, bizim için kısmen müyesser gözüken fakat bir o kadar zor bir hadise. Çünkü biz ahlakı ilişkilerimizden türetiriz. Yani insan ilişkilerinden ahlak türetiriz. Uygun olan davranışı uygun olmayan davranışları pozisyonlarımıza göre belirleriz. Yani insanı insan olarak görmek, mahluku mahluk olarak görmek nadir insanı müyesser olan bir şeydir. Peygamber ahlakı budur ama. Yani peygamber ahlak budur. Şimdi dini ilimler temelde bu iki cümleyi kamusallaştırmak, ümmetin bütünle mal etmek için inşa edildi. Ve bu anlam ıskalandığı ölçüde din buharlaşıyor demektir. Dini ilim değil bizim için din buharlaşıyor demektir. Yani din kendinde buharlaşmaz ama bizim için zeminini kaybediyor demektir. Tecdit ameliyesi de bunun için var. O nedenle tecdide ihtiyaç duyulan her asır aynı zamanda tedvin asrına döner. Biz şu anda tedvin asrını konuşacağız. Tedvin asrına döner. Yani bu ilimlerin anlamlarının yeni baştan keşif aşamasına döner ve yeni baştan keşfedilmeyi gerektirir. Bizim için en büyük felaket bir neslin kazancının bizim için de peşiyle kazanç sayılmasıdır din açısından. Yani daha önceki bir neslin çünkü arkadaşlar dinde ifade edilen anlamlar teknoloji kazanımlardan farklı olarak her bir nesil tarafından yeniden inşa edilmez ise anlamlar unutulmaya yüz tutar. Yani her bir nesil kendi çadırını kurmakla müvekkeldir bu dinde. Kendi dini hayatını inşa etmekle mükelleftir. Başkaları onun için yol arkadaşı olduğu sürece kıymetlidir. Yani biz bizden öncekiler bizim için bu hayatı birinci ve biraz önce söylediğim birinci ve ikinci cümle doğrultusunda inşa etmek noktasında bize yardımcı olduğu, bizimle yol arkadaşlığı yaptığı ölçüde kıymetleşir, kıymet kazanır. Aksi halde putlara dönüştürürüz. Veyahut da küçümseriz, takir ederiz. Yani ikisinden biri ya kutsallaştırırız, kutsal olmayan şey kutsallık atfederiz veyahut da e, tahkir etmeye kalkarız yani kıymetini takdir etmekten aciz oluruz Şimdi öncelikle bunu bir veri olarak alalım Yani dini ilimler asıl itibariyle Hz. Peygamber'de ortaya çıkan anlamın sürekliliğini temin etmek için geliştirilmiştir Fakat dini ilimlerin kuruluş süreci bir takım problemlerle meşbudur Yani bir takım problemler bu kuruluş sürecini bizim için behemahal, kaçınılmaz hale getirmiştir Şimdi bu kuruluş sürecinin ortaya çıkardığı çok önemli bir durum var. Ee, zaman zaman bizim de yanlış değerlendirdiğimiz bir durum bu. Dini ilimler şimdi felsefe için derler ki felsefe e, mesela bir peygamberde ortaya çıkan bir peygambere baktığımız zaman gördüğümüz şeyden farklı olarak kesbi bir şeydir. Kesbi bir şeydir. Kesbi'nin anlamı şu mutlaka farkındalık gerektirir. Yani farkındalığı olmayan bir şey bizde ortaya çıkmaz. Felsefi açıdan düşündüğümüzde arkadaşlar dini ilimlerin kurulu süreci de böyledir. Yani eğer bu süreçte farkındalığı olmayan bir şey e, yani farkına varmıyorsak bir şeyin onu bizim için yeniden kurulmuş sayamayız mutlaka ikinci farkındalığı içerir yani dini ilimlerin kurulu süreci. Yani hadisi kuran, hadisi tedvin eden insanlar, tefsiri, fıkı veya başka bir dini ilmi her neyse tedvin eden insanlar mutlaka tedvin ettiklerine ilişkin ikinci bir farkındalığa sadece basitçe tevarüs etme değil, onun üzerine imale fikredip ikinci bir farkındalığa sahip olma ihtiyacı içindedirler. İkinci farkındalığın olmadığı bir durum tedvine konu olmaz. Bu nedenle Dini ilimleri kuran insanların sahabeden bir farkı vardır. Sahabe için birinci farkındalık yeterlidir. O nedenle birinci farkındalık tam bir teveccüh vermeye elverişlidir. Ama sahabeden sonraki nesil, sahabenin de bütünü böyle değildir de en azından e, dinin e, tebliğ sürecine zihin olarak Hz. Peygamberle zihin uyumu sağlamış ve tebliğ sürecine eşlik etmiş insanlar için böyledir. Ama sonrakiler için ikinci farkındalık ihtiyacını duyurur teveccüh. İkinci farkın. Aksal de bir insan dini bir takım pratikleri yerine getirebilir, bir takım inançlara sahip olabilir ama bunun bilimini yapamaz. Bilim bu nedenle mutlaka ikinci farkındalığı gerektirir ve bundan dolayı da mahza nazari bir şeydir. Tedvin süreci. Saf nazari bir işlemdir. Yani disiplinlerin bir kısmının e, fiilen uygulamaya dönük olmasına aldanmamak lazım. Mutlaka nazari bir teveccühü, nazari bir farkındalığı gerektirir. Yani bir hadisçi Herhangi bir sözün doğruluk kriterlerini tespit etmediği sürece hadisçi olamaz. Bir tefsir, herhangi müfessir herhangi bir sözün yorumlanabilmesi için asgari şartlara dair bir farkındalığı elde etmediği sürece müfessir olamaz. Bir fakih insan fiillerine ilişkin ikinci bir farkındalığa ulaşmadığı sürece fukaha zümresine dahil olamaz. Yani fıkıh sanatını tedvin edemez. Bundan dolayı dini ilimlerin tedvin sürecini karakterize eden yani sebebi Hz. Peygamber'de ortaya çıkan anlam ve <laughs> uygulamanın ya da bir bütün olarak nazari ve ameli anlamların tevarüz edilmesi iken din ilimlerinin ortaya çıkmasını sağlayan şey ikinci farkındalık ihtiyacıdır. Mutlaka kişinin e, tevarus ettiği her neyse anlama dair ikinci bir farkındalığa ona dair bilinçli bir zihni e, yönelişe sahip olması gerekir. Kurucu neslin böyle bir isteği vardır. İkinci farkındalığın da arkadaşlar Diğer tür farkındalıklardan yani üçüncü farkındalıktan yani veyahut da basit bir tevarüsten bir farkı vardır. Ee, i̇kinci farkındalıklar e, oluşum süreçleri açısından değerlendirildiğinde kısa ama yoğundur. Yani e, sonraki dönemde 500 yıllık bir süreç erken dönem için 10 yıllık bir süreç olabilir. Yani değişim ve oluşum süreçleri bakımından yani sonraki asırlarda Müslümanlar Mesela değişim ilk asırda 10 yılda, 20 yılda yaşanan bir değişimi 300 yılda, 400 yılda yaşayabilirler. İkinci farkındalığın ilk kazanım süreci böylesine zahmetli ve sancılıdır. Yani işin böyle bir tarafı var. Yani bunu sadece e, yoğunluk açısından düşünmeyin. Bu aynı zamanda son derece zahmetli ve sancılı bir süreç. Tartışmaların Tarafları hakkında cümlelerin anlamlarının olduğu bir süreç. Mesela bizim için şimdi biz ehli hadis ehli rey konuşuyoruz. Cümleler bizim zihnimizde ağır değil. Yani cümlelerin imanlarını tam olarak kavramıyoruz. O nedenle bizim için İmam Malik'in ehli hadis ve ehli rey olması öncelikle tarihsel bir tespit meselesi. İkinci olarak da ona duyduğumuz bir yakınlık olabilir. Hangi tarafa ediyor isek. Ama o dönem için ehli hadisten ve ehli reyden birisi olmak bu Kavram etrafında söylenen cümlelerin sonuçlarını taşıyabilmek anlamına gelir. Bu nedenle de cümlelerin anlamlarının olduğu bir dönemdir tedvin asrı. Yani kuruluştaki problemleri ifade eden cümlelerin anlamlarının olduğu bir dönemdir. Bu anlamların önemli bir kısmının devam etmesi gerekmiyor. Yani bu cümlelerin manalarının sonraki asırlarda olduğu gibi devam etmesi gerekmiyor. Cümleler aktarılır. Sonra anlamlar zaman içerisinde hafifleyebilirler. Hafiflemek de ümmetin icması için bir lütuftur. Aksi halde e, belli kavramlar ve belli düşünceler etrafında bir araya gelmek mümkün olmaz. Yani sonraki asırlarda o keskinliklerin, e, tarafların birbirine karşı şiddetinin süreç içerisinde kırılmasının sebebi bu. Üst e, e, anlamlar bulup daha e, aşağıdaki itirafları gidermedir. Şimdi bu genel zemini oluşturuyor arkadaşlar. Bir genel zeminin bir parçası daha var o da şu. Biz dini ilimlerin oluşum sürecini düşünürken ekseriyetle İslam'ın kendi içindeki yani dinin anlaşılma sürecini dikkate alarak düşünürüz. Ekseriyetle zihnimiz öyledir. İstişraki çalışmalar biraz bize ee, daha ziyade dışın tesirinden bakmayı göstermeye çalıştı. Yani... İslam'ın kendi içindeki sürecinden değil de İslam dışı faktörlerin, Müslümanların e, herhangi bir düşünceyi oluştururken e, nasıl etkide bulunduğunu anlatmaya çalıştı. İstişlaki çalışma buraya biraz fazlaca vurgu yaptı. Yani kendi iç dinamizmini de zaman zaman ihmal eden bir tarafı oldu. Erken dönemde biz bunların tamamını görüyoruz. Şimdi bu oluşum sürecinin e, bizim düşün e, ilk başım, bakışta aklımıza gelen süreciyle, müsteşliklerin söylediği sürecin gerçekten buluştuğu bir taraf var. Müslümanlar dini ilimleri tedvin eder iken sadece Müslüman olarak var olmanın şartlarını oluşturmakla kalmadılar. Aynı zamanda Müslüman olarak başkalarıyla bir arada olmanın da şartlarını oluşturdular. Yani gayrimüslimlerle bir arada yaşamanın gayrimüslimlerle konuşmanın ee, ve gayrimüslimleri yönetmenin bu psikolojik üstünlüğe sahip oldukları bir dönemdi. Mesela biz bunu çok iyi anlayamıyoruz şimdi. Yani bu psikolojik üstünlüğü biz tanzimattan bu yana kaybettik ve bunu şu anda tam takdir edemiyoruz yani. O nedenle e, onlar e, bu psikolojik üstünlüğü de yaşayarak varlıklarını e, yani bu dini ilimleri oluşturdular ve idame ettirmeyi başardılar. E, dolayısıyla dini ilimler sadece Müslümanların sorunlarına çözüm olarak çıkmadı arkadaşlar. Bu, bu çok ihmal ettiğimiz bir yön. Aynı zamanda kim varsa İslam'ın hakim olduğu topraklarda yani Mecusilerin de Hristiyanların da Yahudilerin de sorunlarına çözüm olarak çıktı. Bundan dolayı arkadaşlar İslam ümmetinin herhangi bir alanda kurucu düşünürü yahut büyük düşünürü yahut döneminin alimi aynı zamanda Müslümanların değil Yahudilerin, Hristiyanların da içinde bulunduğu şartların kurucu düşünürü ve büyük bilginidir. Şimdi biz eski Yunan'dan devam eden düşünceyi çalıştığımızda bunu net görüyoruz. Mesela biz İslam meşayiliğinden yani İslam döneminde Aristoculuktan, Müslüman Aristoculardan bahsedebiliyoruz. Ne bileyim Müslüman Eflatunculardan ya da yeni Eflatunculardan bahsedebiliyoruz. Ama e, henüz düşünce tarihi çalışmalarımız e, dakikleşmediği ve akademik kamuoyuna tam olarak bu dakiklik mal olmadığı için mesela biz Behşemi Yahudilerden bahsetmiyoruz. Yani Ebu Haşim'in takipçisi olan Yahudilerden bahsetmiyoruz. Ne bileyim i̇bn Sinacı Hristiyanlardan Yahudilerden bahsetmiyoruz. Yani kelamcı Yahudi olur bak bize çok ters geliyor. Yani bir kelam alemi takipçisi Yahudi olur mu? Ters geliyor. Halbuki şu anda Din felsefecisi yani çağdaş bir din yani Hristiyan bir din felsefecisinin takipçisi olan Müslümanlar oluyor. Öyle değil mi? Yani onlar oluyor. Niye olmasın? O dönemde öyleydi. Biz dini ilimlerin kuruluşunu ve gelişimini konuşurken unutmamamız gereken bir şey var. Dini ilimler evet İslam'da neşet etti ve Müslümanlar tarafından inşa edildi. Ama bu bilimler Müslümanlardan neşet etmesi bakımından İslam'a ve Müslümanlara özgü bir tarafı bulunmakla birlikte döneminin bilimleriydi. Yani o dönemde her, her kim varsa onların bilimleriydi. Bu insanlar, bu bilimler geleneğini düşünen zihinleri aynı zamanda kendi dönemindeki bütün insanlığın düşünen zihinleriydi. Bu sebeple de ya bu vasfını bin yıl devam ettirdi İslam, bin küsür yıl devam ettirdi. Bu sebeple İslam düşünce tarihini okur iken, aklımızda tutmamız gereken temel ilkelerden birisi bin yıllık bir süreçte insanlığın düşünen beyninin yani ilim dendiği zaman, ilim yapma dendiği zaman e, bu bilgiyi ve bu bilgiyi üretme tarzını temsil eden insanların tarihini okuyoruz. Arkadaşlar bu herhangi bir zümrenin ya da şahsın bireysel olarak şu alanda şu katkısını yap, şu katkıyı yapmış olduğunu tespit etmekten daha önemli bir ilke. Yani Gazali'nin şunu kat, şu katkıyı yapmış olması ya da Biruni'nin şu başarıyı, Harezmi'nin matematiği kurmuş olmasından bizim için şu aşama daha önemli bir şey. Çünkü bin yıldır insanlar bilim deyince bu Müslümanların yaptığını anladılar. Ve erken dönemde Müslümanlar, konuma dönüyorum yani çok uzaklaşmıyorum. Erken dönemde Müslümanlar iki önemli ilim inşa etti. Birincisi kelam, ikincisi fıkıh. İki önemli disiplin. Bunlar niye iki önemli disiplin? Çünkü bunlar model disiplini olma iddiasındalar. Yani bu 18. yüzyılda, 19. yüzyılda pozitivizmin yaptığı tartışmaları hatırlayın. O tartışmalarda biliyorsunuz model disiplinin fizik olduğu iddia ediliyor. Matematikselleşmiş fizik. Diyorlar ki bütün bilim çalışma alanları şayet bilim olarak kurulacaksa, kendisini bilim olarak bize gösterecekse, bakın bilim olma şartlarını bizden öğrenecekler ve bu şartlara göre bilim olacaklar. Aynı iddia kelam ve fıkıh için e, erken dönemde sözü edildi, söz edildi. Yani mesela Cahiz'in Risale Fiyasını Atil Kelam'da e, kelamın model disiplin olduğunu, bilim ormanı şartlarının kelamdan öğrenilmesi gerektiği söylenir. Model kelimesinin karşılığı da misal. Misal arkadaşlar Yunanca'da paradigma kelimesinin de Arapçaya karşılandığı kelime. Misal kelimesi. Paradigmatik bilim bunlar aslında yani bugünkü tabirle söyleyecek olursak. O paradigm kelimesini e, Yunanca metinlerdeki bu kelime, kök kelimeyi Arapçaya da misal olarak tercüme ettiler. İlk örnek demek bu aynı zamanda. Hatta Farabi e, Kitabül Huruf'ta kelimelerin, dillerin kökenini tartışırken yine i̇bn Sina bu kelimelerin felsefileşme, felsefi anlamlar ifade etme sürecini anlatırken el misalül evvel kelimesini kullanırlar. İlk örnek. Yani bütün diğer şeylerin kendisine neşet ettiği ve kendisine göre şekillendiği ana e, anlam ya da ana uygulama anlamında. Şimdi bu disiplinler misal oldukları iddiasında bulunuyorlar. Bilim olma şartlarını vaz ediyorlar. E, bu disiplinlerin her ikisinin de şeyi aynı. Yöntem aynı aslında. Birinci e, şey ikisi de aslında istidlal yöntemini uyguluyor. Yani e, birisi nas'tan hüküm çıkarma anlamında istidlal yöntemi, aslında öncülleri değişiyor. Yöntemin kendisi aynı. Diğeri de bildiklerimizden hareketle bilmediklerimizi çıkarma anlamında istidlal yöntemi. O da temelde öncülleri değiştiği için değişiklik arz ediyor. Yoksa temel itibariyle yöntemleri aynı. Bu yöntemlerin karşısında gelişen aslında mukabil yöntem hadisin rivayet yöntemi. Yani hadiste geliştirilmiş olan rivayet yöntemi. Zayıf olmakla birlikte henüz o dönemde tam teşekkül ettiği söylenmemekte birlikte üçüncü bir yöntem riyazet yöntemi. Riyazet yöntemi şimdi... Bu yöntemleri şundan dolayı söyledim. E, dini ilimlerin kuruluşu Hz. Peygamber tarafından e, dile gelen ve uygulamaya dönüştürülen manevi e, dünyayı kavramak olduğundan bunu nasıl kavrayacağı sorusu erken dönemin bilimlerin kuruluş sürecinin en önemli problemidir. Yani bu anlam nasıl bizim tarafımızdan tevarüs edilecek? Temel sorun bu. Bir, anlam tevarüs edilebilir mi? İki, Anlamı tevarüs edebilmek için eğer tevarüs edilebilirse hangi tür yöntemi izlemek zorundayız? Yani nasıl bir yöntemle biz bu anlamı tevarüs ederiz? Biz ekseriyetle olayların tasvirini yapıyoruz. Ben de olayların tasvirini yapmaktan haz alıyorum da hocam. Yöntemden geriye doğru gidip ana sorunlar ekseninde meseleyi görmek bazen daha ufuk açıcı oluyor. Bugün onu deneyeceğim yani. Yani o süreçte nasıl olaylar gelişti? Onu çünkü kitaplarda bulabiliyoruz. Ama kitaplarda eksik olan bir taraf var. Yani anlatımımızda eksik olan bir yön var. Bence bilimlerin kuruluş sürecini, tedvin süreci anlamanın temel anahtarı mananın tevarüsü kavramı, ifadesi. Yani anlam nasıl tevarüs edilecek? Anahtar soru bu. Buna dair arkadaşlar iki tane temel cevap verildi. İki temel cevap. Bir tanesi cevap değil aslında. Hadislerin oluştur ortaya çıkardığı yani hadisler yekünün ortaya çıkarılması bu bir cevap değil aslında. Yani mevcut malzeme Kur'an'ın derlenmesi bu bir cevap değil. Mevcut malzemenin derlenmesi bir cevap değil gerçekte. Bu bizim cevabımızın zeminini oluşturan şey. Bunun bir cevap olduğunu düşündüğümüz takdirde ilimler arasındaki farkları da kaybetmeye başlıyoruz. Yani bu tevarüs etme meselesi bir vecibi olarak görüldü. Bunun imkanı arkadaşlar tartışıldı ama imkan imkansız olduğu için tartışılmıyor. Yani tevarüs edilebilir mi edilemez mi sorusunu erken dönemde Müslümanlar tartıştılar. Fakat bu tartışmanın sebebi tevarüsün yöntemi ne olacak? Buna cevap vermek için. Yoksa tevarüs edilemez gibi bir sonuca varmak için değil. Çünkü tevarüs vecibe bu vacip. Müslüman olmak bunu gerektiriyor zaten. Zorunlu bir şey bu. Peki nasıl tevarüs edeceğiz? Buraya temelde iki cevap veriliyor. Birincisi dil üzerinden ve uygulama üzerinden tevarüs etmek. Dil. Yani ana şey anahtar dil burada. Yani dil derken dili lafsi bir lugavi açıklama olarak görmeyin. Şunu kastediyorum. Anlatı üzerinden tevarüs etmek. Hazreti Peygamber'den anlatıları almak, bu anlatıları bizim mevcut tecrübemizin ve Dilimizin imkan verdiği ölçüde yorumlamasını yapmak. Yani buna göre, bu birinci şeye göre yöntem istidlal, istidlal, e, istidlalin neticesi de uygulama. Uygulama. Yani uygulama burada aslında bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Şimdi buna verilen ikinci cevap arkadaşlar. Anlamın tevarüsünün dil ve istidlalle mümkün olmadığını söyler. Yani dil ve istidlerle nispet kurabiliriz bakın. Bir tür intisap elde edebiliriz, bağlantı kurabiliriz. Bunda bir problem yok. Hz. Peygamber'in uygulamalarını öğrenebiliriz. Hz. Peygamber'den gelen cümleleri öğrenebiliriz. Bunların dil içinde izahlarını yapabiliriz. Lakin diyor ki bir kısım insanlar, hayır diyorlar peygambere tevarüs aslında Kur'an'ı tevarüs bu aynı zamanda. Yani Kur'an'da ki anlamların bizim tarafımızdan temellük edilmesi. Bir, evvel emirde Dille intikal etmesi mümkün olan bir hadise değil. Yani dil anlamların taşıyıcısıdır ama başta söylediğim İkbal'in sözünü o yüzden söyledim. Diyor ya İkbal ya sana mı seslendiler ağaçtan e, e, ben senin Rabbinim diye. Şimdi Sufiler aslında başta bunu söylediler bir kısım zahitler. Diyorlar ki onlar bakın bu cümlelerin muhatabı biz değiliz. Bu şu anlama geliyor. Biz metafizikçi değiliz. Çünkü peygamberlik evvel emirde metafizik bir hadise. Yani cümleler, tevhidle ilgili cümleler tamam metafizik. Fiziğin ötesine geçen bir idraki ve fiziğin ötesini içeren bir ruhani yaşantıyı iktiza ediyor. Biz böyle değiliz. Dolayısıyla bu cümleler ilk olarak bizim kalbimize de ilka edilmedi. Yani bizim kalbimizden, e, bizim kalbimiz Beytül Mamur'da değil, Hazreti Peygamber'in kalbi de değil. Dolayısıyla bize inmedi. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Öyleyse bir tür tecrübe ortaklığı gerekiyor. Bakın şu uygulama burada sondaydı. Bu yöntem de başa alındı. Uygulama. Yani tecrübede ortaklık kurmak suretiyle anlamın tevarüs edilebileceğini iddia ettiler. Uygulamada şayet yani peygamberle bir zihin uyumu sağlamak için bunların tamamı. Şimdi zihin uyumu normalde bizim zihnimiz arkadaşlar yaşayan bir insanla sağlanıyor gibi gelir. Yani biz beraber olduğumuz, bir arada yaşadığımız insanlarla zihin uyumu sağlarız. Hani Platon'un zaten Önerdiği yöntemlerden biri de buydu. Bir mürşidi kamil yanında zihnen dönüşüme uğramak. Ama bu dönüşüm taklit değil Platon'a göre. Ya zihin birlikteliği sağlamak ve bir tür onunla birlikte aydınlanmak. Anlatıları gerçekten Hazreti Peygamber ve Hazreti Öbaker ilişkisini çağrıştırır Platon'un bu konuda yazdıkları. Yani kaldırsan o e, mürşidi ve e, talebeyi yerine Hazreti Peygamber Hazreti Öbekir yazsan bizim öğrendiğimiz kadarıyla gerçekten hiçbir sapma olmuyor. Bu kadar benziyor yani. Bu bir zihin uyumu dolayısıyla dediler ki bir grup insanlar bir uygulamada biz tecrübe ortaklığı sağlamalıyız. Uygulamayı o alanda kullanıyorum yani bir tür tecrübe ortaklığı Peygamber Arasında tecrübe ortaklığı sağlamanız Ardından bu tecrübe ortaklığı bize istidlali parça. Yani istidlali yok saymıyorlar tabi. İstidlal yok anlamına gelmiyor bu. İstidlal burada parça. Çünkü zihin sürekli yaptığı tecrübeden çıkarımlar yapar. Fakat asıl itibariyle istidlal değil. Bizim nezimize yani bizim zihnimize feyzi miras bırakacak. Feyzi siz isterseniz buna ilham diyebilirsiniz. Yani e, ama sufiler buna başlangıçta ilham dediler. Sonra hatır dediler. Hatır. Hatırı mutezile mütekellimleri de kullandı ama böyle kullanmadılar. Hatır dediler. Son arkadaşlar suf bu süreçte dili sona aldılar. En son artık dil ortaya çıkıyor burada. Yani çünkü anlamı idrak edilmeyen dil bizim için dini cümleler ifade eden bir dil olmaktan çıkıyor. Dini cümleler ifade eden dil olmaktan çıkıyor. Şimdi bunların tarihsel süreçleri var. Yani birinci yöntemi ifade eden insanlar, birinci yöntemi savunan insanlarla İkinci yöntemi savunan insanların bu yöntemleri savunmasının tarihsel bir takım şeyleri de var. Koşulları da var. Fakat bence, benim kanaatimce bunların doğruluk ve yanlışlıkları, başarı ve başarısızlıkları tarihsel uygulamalardan ve süreçten bağımsızdır. Yani bu iki yöntemin de başarısı tarihsel uygulamadan bağımsız. Yani e, biz te, tamamen teorik olarak, saf nazari bir mesele olarak... Hz. Peygamber'e tebliğ edilen vahyi anlamanın nasıl mümkün olduğunu konuşabiliriz. Bu nedenle dindarlığın tarih üstü bir tarafı vardır. Yani tarih içine hapsedilemeyen tarih üstü bir tarafı vardır. İki, dindarlığın bilimler ötesi bir tarafı da vardır. Yani belirli bir disiplin içerisinde kalmayla temin edilemeyen, açıklanamayan bilimler ötesi bir tarafı vardır. Bu aslında olayın pür nazari bir hadise olmasından kaynaklanıyor. Saf bir şekilde e, anlama temas etme çabasıyla ilgili bir hadise olmaktan kaynaklanıyor. Şimdi bunları doğuran problemler öbeğine geçebiliriz. Yani bunlar nasıl ortaya çıktı sorusunu sorabiliriz ilimlerin teşekkül sürecine. Birincisi arkadaşlar <laughs> yani biz e, olaylara atıp yapmak ihtiyacı hissediyoruz burada. Birincisi İslam'ın yayılışı. Fetihler süreci yani Futuhat. Futuhat tabi Müslümanları <laughs> e, pek çok problemlerle karşı karşıya bıraktırdı. Yani bunların bir kısmı toplumsal problemler, hukuki problemler, iktisadi problemler, pek çok problemlerle karşı karşıya bıraktırdı. İkincisi, Futuhat'tan bağımsız olarak e, dini anlamlarda e, şeyin e, anlam dini terimlerde anlam kaybının yaşanması. Yani ee, biz buna bugün ne diyoruz? Kavram karaciyesi diyoruz. Yani kavram karaciyesinin ortaya çıkması. Hocam bütün bunlardan sonra Müslümanlara bir şey lütfedildi. Yani bütün bu problemlerle birlikte bir şey lütfedildi. O da <laughs> ee, uygulamaya dönük olmayan uygulamayla meşbu olmakla birlikte uygulamaya dönük olmayan saf teorik soruların sorulabilmesi. Mesela insan özgür müdür problemi. Yani özgürlük problemi. Özgürlük sorunu. Özgürlük sorunu Müslümanlar kısa süre içerisinde kelami problemlere dönüştürdüler. Yani özgürlük sorunundan hemen sonra sıfatlar problemi ortaya çıktı. Aslında arkadaşlar olayın sürecini kısalığını dikkate aldığımızda mucizevi bir dönüşümdür bu. Yani olay o kadar kısa sürede gerçekleşiyor ki nasıl oluyor da böyle kısa süre içerisinde bir grup sanki bin yıllık bir medeni havzaymış gibi ilahi sıfatların nasıl anlaşılacağını tartışır hale geliyorlar. Bir haberin doğruluk şartlarının neler olduğunu konuşabilir hale geliyorlar. Bu özellikle mesela fıkhın kuruluşu beni dehşete düşürür yani. Bakın çok enteresandır fıkhın kuruluşu. Oturuyorlar insan fiillerinin tamamını tespit ve ta tasnif ediyorlar. Bu çok enteresan bir şey. Yani oturuyorlar insan hangi fiiller işler sorusunu soruyorlar. Ardından bu fiiller işte ne bileyim muamelat, münakehat, e, mu ibadat falan diye tasnif ediyorlar. Bunların alt başlıklarını belirliyorlar ve her birinin e, Şer'i hükümler açısından değerini takdir ediyorlar. Bu çok e, yani o kadar kısa süre içerisinde gündeme gelmiş ve karara bağlanmış olması mucizevi bir hadise. Bunu yapan adam Ebu Hanife 150'de vefat etti İmam Ebu Hanife. Yani bu demektir ki bu adamlar bu işi 120'de yaptılar. 130'da yaptılar. Yani çok erken bir dönem bu. Ve bu 120-130'un kahir ekseriyeti futuhatla geçti. Yani bir yandan devletin ya da siyasi siyasi mekanizmasının mekanizmanın ağırlık e, gayreti e, İslam topraklarının genişletilmesiyle geçti. Dolayısıyla birinci sorunumuz bu anlamda teorik problemlerden birincisi özgürlük meselesi, ikincisi sıfatlar meselesi. Üçüncüsü ise arkadaşlar bakın bu Hicri 110'larda 100 105'lerde gerçekleşen bir şey. Özgürlük ve sıfatlar daha erken bilgi problemi. Yunan düşüncesinde bilgi probleminin e, evci balaya çıkması felsefi tartışmalar yapıldıktan 300 yıl sonra gerçekleşti. Yani o kadar zaman aldı ki üstelik Yunan düşüncesi İslam gibi böyle kıyıda köşede kalmış medeni da kurulmadı. Yunan düşüncesi daha büyük medeniyetlerin varisi olarak ortaya çıktı. Yani Mezopotamya'nın, Babil'in ve şeyin Mısır'ın varisi olarak ortaya çıktı. O bilgileri devşirdiler. Bu bilgilerin, bu bilgi, bu teorik problemlerin tartışıldığı dönemde evet bir gayri resmi tevarüs var ama resmi bir tevarüs yok. Çok erken bir dönem. Çünkü bilgi sorunu tartışmak çok ayrıntı bir soyutlamayı gerektiriyor. Hani böyle çok ileri yani neyi biliriz sorusu çok ileri bir soru. Normalde insanlar bildiklerini konuşurlar ve tasnif ederler. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama neyi nasıl bir sorusu çok üst bir nazari zekayı ve nazari soyutlamayı gerektirir. Müslümanlar bunu bak Basr bin Ata Kitabu Tarih ila Marifetil Hak diye kitap yazdı hocam. Kitap günümüze ulaşmadı ama İbn Nedim bundan bahsediyor. Yani yöntemi yazdı adam Hicri bilgi teorisini yazdı. Hicri 110 131'de vefat etti. Bu 120'lerde falan yazılan bir kitap. Çok erken bir dönem yani. Bilgi sorunu, bilgi teorisi sorunu. İkincisi arkadaşlar bu sorunlar öbeğiyle irtibatlı olarak ikincisi ee, insan fiilleri problemi, bakın bu özgürlük problemi tartışılırken, özgürlük problemi kelamda nazari bir mesele olarak tartışılırken, bir grup insan, insan fiillerinin tahlili, yani ameli bir mesele olarak insan fiillerini ele aldılar. Ameli bir mesele olarak. Yani insan fiilleri yaratılmış mıdır, yaratılmamıştır mıdır meselesi değil. İnsan fiillerinin neler olduğunu ve hangi hükümlere konu olduğunu tespit etme ameliyesine başladılar. Buyurun. atlar farklı bir anlam taşıyor ya hani evet e, oğul baba olmak falan gibi yani zaten bunun bilincinde olmuş olmaları yani tartışmasalar bile böyle bir problemin farkında olmuş olmaları gerekiyor değil mi Şimdi aslında şöyle bir durum var gerçekten. Yani gerçekten bu kadar uzun süreç gerektiren şeylerin bu kadar kısa olmasının sebebi sadece e, İslam'la tanışmak değil de hani bir temelinin de olmuş olması olamaz. Ee, olabilir. Ben zaten başlangıçta bu o yüzden söyledim. Yani e, bu sadece İslam'ın kendi iç e, dinamikleriyle ilgili değil, aynı zamanda dış dinamikler de ilgili. Fakat elimizdeki veriler şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkardığımız veriler bize e, İslam dışı unsurların burada kurucu olmadığını gösteriyor. Bu enteresan bir şey. Yani şimdi kurucu olmasa bile farkındalık sağlamayı sağlar. Yani e, ee, bekleniyor. Böyle bir sorunum var benim. Hani ben bu sorunu daha önce de düşünmüştüm, görmüştüm. yani bana yabancı değil. Evet evet yani bu bu işleri Kur'an insanların önemli bir kısmı Basra'da zaten. Basra kozmopolit bir yer. Yani Basra'da Türk tüccarlar var, Çinli tüccarlar var, Mısırlı tüccarlar var. O nedenle kelam Basra'da kuruluyor, tasavvuf Basra'da kuruluyor. Fıkıh Basra'nın yakınındaki Küfe'de kuruluyor. Yani bunlar Hicaz Yarımadası'nın yani Hicaz'ın merkezi bölgelerinde değil de Irak'ın merkezi bölgelerinde kuruluyor. Bunların etkisi olduğunu tahmin ediyoruz ama mesela bu sıfatlar problemi nasıl oldu da problem haline geldi? Çünkü normalde insanlar bu sıfatları başka türlü düşünmek şeklinde ele alabilirlerdi. Yani Hristiyanlığı zaten bir şirk olarak değerlendirip onun dışında kalanları yani bu kendisinin hak olarak değerlendirip ilerleyebilirlerdi. Evet böylesine bir teorik tartışmaya dönüşmek zorunda değildi bu mesele. Nitekim şimdi biz batıda bir sürü disiplin var değil mi? 200 yıldır batıdan tercüme yapıyoruz. Bak şimdi 200 yıldır aşkındır batıdan tercüme yapıyoruz. Daha da öncesinden başladı tercüme faaliyeti. Yani 1700'den beri neredeyse Batı'daki ilmi tevarüs etmeye çalışıyoruz. Yani mesela bizde oluştu mu güçlü bir ahlaki gelene, tartışma geleneği? Yani batı'daki gibi oluştu mu bizde? Aa işte bir de biz görmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Oluşmuyor. Niye oluşmuyor? İç dinamizmimiz buna elverişli değil. Onu demek istiyorum. Yani dış sahiplerle iç dinamizmi anlatmak ilk bakışta çok cazip geliyor. Yani onlarda vardı zaten buraya da intikal etti diye söylemek çok cazip geliyor. Evet haberdar olmasında bir etkinliği vardı. Ama biz de haberdarız. Bak şimdi yaşayan bütün ahlak düşüncelerini biliyoruz. Adamların bilgi teorisyenlerinin kitapları elimizde. Adamların fizikçilerinin, matematikçilerin bütün hepsinin kitapları, hikmeti elimizde. Olmuyor işte bizde. Bizim değil, İslam batı düşüncesinin dışındaki medeni havzada böyle bir şey geliştirmek ne kadar zor. Bak çırpınıyoruz hala istediğimiz seviyeye gelemiyoruz. Niye olmuyor? Sebebi şu, benim kanaatimce iç dinamizm yani problemler hakiki anlamda bizim problemlerimiz olarak ortaya çıkmamış. Müslümanların şayet özgürlükle ilgili kendileri açısından bir problemi olmasaydı özgürlükle ilgili hiçbir cümle Müslümanlara tesir etmezdi. Yani onlar yine kendi aralarında konuşan insanlar olmaya devam ederdi. Eğer Müslümanlar ilahi sıfatlar problemini Allah'ı tanımak için zorunlu bir eşik olarak kavramasalar idi, dışarıdan sıfatlarla ilgili tartışmaların İslam ilimler geleneğinde büyük bir sıfat teorisini ortaya çıkarması mümkün olmazdı. Anlatabildim mi? Dolayısıyla dıştaki amillerin bunlarla ilgili haberdar olma etkisi olduğunu düşünebiliriz. Ama bak unutmayalım. Biz İslam'da dini ilimlerin bebeklik çağından olgunluk çağına nasıl geldiğini tahmin edebiliyoruz. Tahmin edebiliyoruz diyorum, düzeltiyorum. Takip edebiliyoruz. Bu ilk cümleler nasıl söylendi? Kimler tarafından söylendi? Henüz söylenirken ne derece mesela kimisi çocuksuydu, kimisi henüz e, sınırları, ifade alanları ölçüp biçilmeden söylenmişti. Bunu tahlil ve takip edebiliyoruz. Dolayısıyla kendi içinde bir gelişim süreci var. işin doğrusu. Özgürlük problemi Mürteki bir kebire sorunundan çıktı. Değil mi? Biliyorsunuz yani. Mürteki bir kebire sorunundan çıktı. Sıfatlar problemi insan özgürlüğünü konuşmak istediğimizde Allah'ı tanıma ihtiyacından çıktı. Yani eğer Allah'ın iradesinden özgür olduğumuzu tartışacak isek bu tartışmayı yapabilmemiz için ilahi sıfatları bilmemiz gerekiyor. İlahi sıfatları bilmek çabası bizim bildiğimiz anlamda bugün gelişmiş olarak sıfatlar probleminin ilk nüvesini ortaya çıkardı. Allah ve alem hakkında konuşmak, nasıl olmalıdır sorusunu sorduğumuzda, yani Allah hakkında konuşmak, bilgi teorisi problemlerini ortaya çıkardı. Yani bilgi teorisine ilişkin bir farkındalık oluşturdu. Çünkü bilgi teorisine ilişkin farkındalık başka türlü oluşmuyor. Yani neyi nasıl biliriz, ne derece bilgimiz vardır nesneler hakkında sorusu bizim e, ee, için bilgiye dair bir farkındalığı e, oluşturması anlamında önemli. Yoksa mesela biz başka kitaplardan ya da başka milletlerden yapılan nakilleri rahatça takip edebilirdik, görürdük. Fakat böyle bir nakille olacak bir şey değil bu. Bilgi teorisi sorunu fizik dünyanın idraki problemine yol açtı. Fizik dünyanın idrakine yani insanlar bilinin e, varlık alanının bir ne derece bilindiğini iki nasıl bilindiğini, üç nasıl bilinebileceğini ortaya çıkarmaya çalıştılar. Temel şeyleri buydu. Temel çabaları buydu. Ya yani ne derece biliyoruz, nasıl biliyoruz ve nereye kadar bilebiliriz? Yani biz mesela bunu sıçrama tahtası olarak kullanabilir miyiz? Tabiatla ilgili bilgi aldık. Sıçrama tahtası olarak kullanıp öteye gidebilir miyiz? Bundan dolayı arkadaşlar eski milletlerden, eski medeniyetlerden İslam'a intikal eden bütün bilgiler Müslümanların farkına vardığı ve kendisini çözmek zorunda hissettiği temel problemlerin e, keşfinden ziyade onların kurulması, derinleştirilmesi de işlev gördüler. Bakın şimdi fizik dünyanın idrakini gerçekleştirme konusunda Müslümanlar kaçınılmaz bir problemle karşı karşıya kaldıklarını hissettiler. Yani fizik dünyayı idrak edeceğiz ki aslında duyulur dünyayı anlayacağız ki makul olan alem varsa ona dair bir akıl yürütte faalette bulunabilelim değil mi? Meselemiz bu. Şimdi bunu nasıl anlayacağız sorusunu sorduklarında mesela tabiat kavramı kendileri için anlamlı hale geldi. Ne bileyim? atomcu düşünce kendileri için anlamlı hale geldi. Arazcılık diye bir düşünce keşfettiler. Yani teorik birbirinden farklı, birbirine rakip, çeşitli imkanları ve kısıtları barındıran, kısıtlılıkları barındıran bir takım teorik fizikleri keşfettiler. Ama bu teorik fizik şeylerinin anlamlı olabilmesi sorunun senin idrak eden bir zihin olarak kavramandan sonra ortaya çıkan bir şey. Bu nedenle arkadaşlar bakın Kerem Gelinliği'nin teorik fiziği nedir? Atomculuktur değil mi? Atomculuk İslam'dan önce önemsiz bir şeydi ya. Yani Yunan'da Demokritos diye bir filozof savundu. Fakat Demokritos güçlü takipçi olan bir adam değil. İki, Hellenistik döneminde Epikür savundu. Epikür Hellenistik dönemde bir tarikat şeyi. Biz bunlar hep böyle filozof diye konuşuyoruz. Hayatla ilgili şeylerini bilmiyoruz ya. Epikür kadınlar cemaati olan. Bugünkü hocalar olur ya öyle kadınlar cemaati olan. Aslında öyle yaşantısı öyle bir cemaat reisi adam yani. Onlar etrafında organize olup kendisine kendisince yani filozof bu adam tabii ki. Hazırlık diye bir öğretiyi geliştiriyor. Filozofça bir yaşamaya inşa etmeye çalışan bir filoz bir adam bu Epikür. Ama görüşü hiçbir zaman bilimsel bilginin temelli oluşturan bir teorik fiziğe dönüşmedi. Eski dünyada atomculuğun bilimi yok. Müslümanlar da başaramadılar bakın bunu. Atomculukla bilim yapmayı başaramadılar. Kelam içine girmesine rağmen. İslam'da da olmadı bu. Bilim Aristoteles'in madde, suret ve tabiat kavramlarıyla yapılıyor. Madde, suret, tabiat, nefs kavramıyla yapılıyor. Bütün klasik dünyada bilim bunlarla yapıldı. Ama kelamcılar bu teoriyi alıp bütün dönemlerin İslam'ın bütün dönemlerinin en yaygın teorisi haline getirmeyi başardılar. Yani atomculuk ölü bir düşünceydi. Buna hayat verdiler. Hayat vermeniz için ektiğiniz yerin canlı olması lazım canım. Yani ölü toprağa ekerseniz tohum canlanır mı? Sizin canlı olmanız lazım ki ektiğiniz şey orada hayat bulsun. Yani abi hayat Müslümanlardaydı. Hızır Müslümanlardı. Dokundu onlar dokundukları şeyi canlandırdılar. Anladın değil mi? Daha fazla propaganda yapmayayım. <laughs> bu kadir mutlak tanrı anlayışından hareketle atomculuğu benimsemeleri ya da e, irade mutlak iradeden hareketle atomculuğu benimsemeleri yani aslında e, tanrı anlayışları onların tabiat anlayışlarını bel belirlemiş oluyor bir şekilde ya da tercihlerini. Şöyle hocam. Aslında Hicri ilk 200 yılda yani ilk ikinci e, yüzyılda ikinci yüzy 3. yüzyılın ortasına kadarki dönemde e, hakim bir teorik fizik yok kelamcılar arasında. Nazlam Zühür Kumuncu, cahız tabiatçı Nazlam'la benzer bir görüş savunuyor. E, Ebu Huzeyl Atomcu, Dırar bin Amr Arazcı, Arazcılık da Maturidi'ye kadar devam etti. Maturidi bile Arazcı. E, ama Kelam tarihinin birkaç tane büyük siması var. İslam düşünce tarihinde böyle dini düşünce tarihinin birkaç tane büyük siması var hocam. Bunların birisi Ebu hüzeyl el-Allaf. Yani bir adam benimsediği teoriyi dönemindeki problemlerin tamamıyla ilişkilendirebilecek şekilde ele aldı. Normalde atomculuğun kaderi muhtar tanrı tasavvurunun teorisi olması beklenmez ha. Çünkü atomculuk Yunan'da ateist filozofların teorisi. Evet evet atomculuk bak Aristoteles muahit filozof adam tevhide inanıyor. Tanrı tek Aristoteles'te. Bütün alemi hareketlerin bir ilke olarak var. Fakat Demokritos Ateist. Epikür de öyle şey değil. Yani e, tırnak içinde muahit bir filozof değil. Ama madde suret teorisini savunan gelenek muahit gelenek. Dahası yeni eflatuncular yani, yani abdest alsan namaz kıldırabilirsin adamlara. Bu kadar güçlü bir tevhid fikirleri var yani. Tamam paganizm geleneğinin bir devamı bunlar ama Tev inanılmaz bir tevhid fikirleri var. Tenzih fikirlerinin, tenzihin zirvede olduğu bir te tevhid fikri var adamlarda. Şimdi keramcılar bu adamların e şeyini almadılar. Bu adamların e teorik fiziğini almadılar. Gittiler, kıyıda köşede kalan ateist filozofların teorik fiziğini aldılar. Atomculuğu benimsediler. Bence bunun bir sebebi vardı. Çok kritik bir sebebi vardı. O da şu. Eee Şimdi yeni Eflatuncu kanaldan yani o klasik düşünceyi tevarüs ettiğin zaman onun bir bagajı var arkadaşlar. Şimdi madde ve suret anlayışının ya da ruh ve madde anlayışının daha genel ifade olursak yani akıl madde ayrımının merkeze alındığı teori Yunan'dan Mısır'a, Babil'e, İran'a ve Hind'e bağlanan düşünce. Kadim hikmet bu. İnsanlığın ezeli hikmeti bu yani. Bu hikmet öylesine güçlü işlenmiş bir hikmet ki bir kez aldığınız zaman ortaya çıkaran, ortaya çıkardığı çok ciddi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela bakın bir tanesi sıfatsız tanrı anlayışı. En ciddi sorunlardan bir tanesi bu. Sıfatsız tamamen tenzih edilmiş bir tanrı anlayışı. Bir tanesi tenasu anlayışı. Bir tanesi cismani haşrın reddi, cismani haşrın anlamsızlığı iddiası. Bir tanesi tabiattaki olayların tamamen nedensel süreçten, süreçte kurgulanıp ilahi olanla tabii olan arasındaki ilişkinin vasıtalı olduğu anlayışı. Etmiyor mu bu sorunlar? Yani yüzyıllarca bu problemlerle uğraştılar. O nedenle erken dönem mütekellimleri bu teorilerden haberdar oldukları hatta kullandıkları halde akıl ve madde ayrımını asla kabul etmediler. Onların atomculuğu kabul etmesinin sebebi benim kanaatimce ...birlikli bir teorik fizik... ...yaratılmışların tamamını açıklayan bir... ...fiziksel anlayış geliştirmekte. Yani Allah dışındaki her şeyi... ...atomlardan ve arazilerden... ...müteşekkil mevcutlu olarak... ...görme çabasıydı. Bu sebeple... ...dini ilimlerin inşa sürecindeki... ...en büyük başarı... ...bakın başarı bu aynı zamanda kısmen de... ...başarısızlık ama başarısı şu bunun... Ee, ...İslam'ın... tanıdığı alem arasındaki... Ee, ...farklılığı... ...vurguladığı farklılığı aynı zamanda Tanrı alem arasındaki ilişkiyi tesis edebilecek bir teorik, fizik ve teoloji yani ilmi ilahi geliştirebilmeleri. Kelamcıların en büyük başarısı bu. Yani teorik fiziklerini Allah'ın Allah'la her şeyin doğrudan irtibatlı olduğu bir teorik fizik olarak geliştirdiler. Anladıkları oydu. Bu anladıkları Kur'an'dan istikraç ettikleri doğru yanlış ayrı mesele ama icmaen bunu anladılar. Bunu geliştirdiler. İkincisi ise sıfatlı bir tanrı anlayışını birbirlerine başına vura vura geliştirdiler. Başına vura vura diyorum sebebi şu. Mutezile'nin erken dönemdeki sıfatlar teorisi geçerli olsaydı süreç içerisinde tamamen tenzih edilmiş alemle irtibatını izah etmekte güçlük çektiğimiz bir tanrı anlayışına ulaşabilirdik. mutezilerin temel problemlerinden birisi bu. Bu işin teorisyenleri onlar da ama böyle bir problemle karşılaştılar. Bunu aşmakta çok zorlandılar. Yani birlik fikriyle uluhiyet fikri buluşturmak çok zor arkadaşlar. Yani Tanrı'nın birliğini merkeze alıyorsanız uluhiyet fikri zedeleniyor. Uluhiyeti merkeze alıyorsanız tevhidi, birliği zedeliyorsunuz. Çünkü uluhiyet yakaracağımız, yöneleceğimiz bir Tanrı'yı gerektiriyor. Sıfatlı bir Tanrı'yı. Tevhid ise bölünmeyi tamamen reddeden ve yegane, unik, yani şey, basit bir Tanrı'yı gerektiriyor. Yalın anlamında. Tam anlamıyla yalın bir Tanrı'yı gerektiriyor. İkisini buluşturmak çok zor. El sünnet geleneği birlikten taviz verme adına uluhiyette ısrar etti. Mutezile geleneği ise erken döneminde uluhiyetten taviz verme demeyelim ama uluhiyeti açıklama güçlüğünü kabullenme adına birlik fikrinde ısrar etti. Şey ısrar etti. Yani her ikisinin de problemi aynı. Birisi birliği açıklamakta güçlük çekiyor ve bunu kabulleniyor. Yani bunu kabul etmemek için çırpınıyor daha doğrusu. Öteki uluhiyeti açıklamakta zaman zaman sorun yaşıyor ve bunu kabul etmemekte ısrar ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar başarı burada birbirlerini törpüleyerek İslam'ın naslarının zahirinden anlaşılan Tanrı anlayışı ile Tanrı alem ilişkisine dair prensiplerin teorik fiziğini, bilgi teorisini ve buna uygun sıfatlar teorisini geliştirerek tesis etmeleri. Temel şeyleri bu. Başarıları bu. Bu sebeple dini ilimlerin teşekkül sürecinde bizim önemli yani önemli oranda ya da bir zihni farkındalıkla dikkate almamız gereken şey problemlerin ortaya çıkış süreci ve bu problemlerin nasıl çözüme bağlandığı ve hangi problemlere yol açtığı. Aksel de dini ilimlerin ortaya çıkış sürecini görmüyoruz. Hepiniz yani hepimiz biliyoruz ki İslam geniş bir coğrafya yayıldı. Bu coğrafyada çeşitli milletlerle karşılaştı. Çeşitli hukuki uygulamalarla karşılaştı. Çeşitli siyasi e, bütünlükler, siyasi birliklerle karşılaştı. Pek çok e, din, mezhep ve milletle karşılaştı. Yeni Müslüman olanların dini bu eski angajmanlarından e, arınarak anlaş, anlaması zaten mümkün değildi. Dolayısıyla dini hayatın oraya taşınması aynı zamanda dinin temel ilkelerinin ve dinin temel bilgilerinin o insanlarca bilinmesi ve benimsenmesi icap ediyordu. Biz bunu biliyoruz. Yani hep biz bunu biliyoruz. Fakat burada bir şeyi gözden kaçırmamamız gerekiyor. Temel sorun Müslümanlar cihetinde Nasların anlaşılması, nasıl anlaşılacağı problemi. ikinci, Müslümanlar cihetinin ikinci temel sorun hangi temel bu anlama sürecinde hangi teorik problemlerle karşılaştıkları, bu teorik problemleri ihmal ettiğimiz ölçüde adamların başarılarını yani o erken neslin, ikinci, üçüncü neslin başarılarını da ıskalamış oluyoruz. Yani başarısızlıklarını da tabii. Yani nerelerde mesela sıkıntılar yaşadılar, o başarısızlıklarını da ıskalamış oluyoruz. Hmm. Şimdi özgürlük problemi, sıfatlar problemi ve şey eee bilgi teorisi fizik e, dünyanın nasıl idrak edileceği meselesi kelam ilmini doğurdu kelam ilmini bu kelam ilmi bu sebeple arkadaşlar İslam'da ilk sistemleşen ilimlerden birisidir çünkü Hicri 130'a kadar temel parametreleri belirlendi kelam ilminin. Yani sıfatlar teorisi ortaya çıktı, bilgi teorisi ortaya çıktı, fizik dünyayı nasıl idrak edeceğimize dair ana ilkeler ortaya çıktı. Kelam ilk kurulan disiplinlerden kelam. Model ilim iddiasının sebeplerden bir tanesi bu. İnsan fiilleriyle ilgili problemler. Aslında bu problemler çok genel arkadaşlar. İnsan fiilleriyle ilgili problemler. Yani bu... E, bu toprakların nasıl yönetileceği büyük bir problem. Yani o kadar toprağı aldınız ama onları yönetmek gerekiyor. Mesela insanlara hangi kuralları uygulayacaksınız? Yani çeşitli dini e, zümreler var, çeşitli mezhepler var. O nedenle bakın millet sistemi bir başarıdır Müslümanlar için. Yani e, her bir dini kendi iç düzeni içerisinde kabul etme, e, kendi bütünlüğü içerisinde kabul edip kendi hukukunun onlar tarafından icra edilmesine müsaade etme bir başarıdır. İki, toprak reformu büyük bir başarıdır. İslam gittiği yerlerde toprak reformu yaptı. Bu büyük bir başarıdır. Üç, sınıf ayrımlarının yeniden tanımlanması. Yani İslam gittiği yerlerde yeniden bir zümre ayrımı oluşturdu. Yani sınıf ayrımları oluşturdu. Bu çok büyük bir başarıdır. Dört, Vergi sisteminin yeniden inşa edilmesi yani vergilendirme usulünün yeniden inşa edilmesi büyük bir başarıdır. Ama İslam eski rejimi devam ettirmek zorunda kaldı. Yani Müslümanlar mesela kendilerine özgü bir siyasi rejim geliştirmediler. Eski dünyanın uygulamalarını devam ettirdiler. O uygulamalar içerisinde bu söylediğim başarıları sergilemeye göstermeye çalıştılar. Şimdi bunun temeli ne? Yani bütün bu başarıların gerisinde yatan ne? O nedenle diyorum Müslümanların başarıları Müslümanlarla ilgili bir şey değildir sadece. Yani dini ilimlerin teşekküründeki bütün başarılar aynı zamanda o dönemde yaşayan bütün insanlarla ortak başarılı olarak gözükür. Sebebi de bu. Yani evet ardında bunların ardında bir zümre çalışıyor. Bu zümre insan fiillerini taksim ediyor. Bu zümre insan fiillerinin hükümlerini takdir ediyor. Yani farz mı, vacip mi, memdup mu, mü, mübah mı bunların hükümlerini takdir ediyor. Sonra devlet eliyle, siyasi mekanizma eliyle yahut da müftülük yani iftah kanalıyla bunlar hayat buluyorlar. Yani yaygınlaşıyorlar. Şimdi bu yaygınlaşma sürecinde ortaya çıkan çözümler ve sorunlar artık Müslümanlara özgü çözüm ve sorunlar olmaktan uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü fethedilen coğrafyanın belki yüzde %80'i Müslüman değil. Yani yeni coğrafya zaten Müslüman değil. Onlar yeni yeni İslamlaşan coğrafya. Biz şimdi diyorum ya o şuuru kaybı o o tecrübeyi yitirdik. Mesela biz yani e, 20 milyon kilometre karede e, yönetici sınıfın aynı zamanda yönetici sınıfla aynı e, dine mensup olan merkezi e, şehirlerin e, etrafında sıralanan e, başka dinden, başka milletten, başka siyasi gelenekten gelen insanların bulunduğu bir yönetim tecrübesini unuttuk. Biz bunu bilmiyoruz şu anda. Yani onu takdir edemiyoruz tam olarak fakat... Yönetici sınıf, bu yönetici sınıfı siyasi olarak anlamayın sadece. E, disipliner bir yönetici sınıf var. Yani ulema denen bir sınıf var. Bu ulema sınıfı e, fark ettikleri problemleri aynı zamanda bütün hepsinin problemleri olarak kavradılar. Bu nedenle dini ilimlerin e, oluşum süreci insanlığın yeni bir döneme girdiği süreçtir. Yani kadim dünyanın, klasik dünyadan kopuşun olduğu, yeni bir kopuşun olduğu, yeni bir başlangıcın geliştiği süreçtir. Bakın arkadaşlar aslında dışarıdan bir gözle bakılınca bu fark ediliyor. Hiç Tahsin Görgün'ün bu Avrupa'da İslam tarihi yazımını dinlediniz mi bilmiyorum. Tahsin Görgün hocadan. O dinlemeye değer bir şey. Hocayı bir gün buraya rica edin getirin hocam. Avrupa'da şeyin e, İslam'la ilgili anlatıların nasıl geliştiğini, İslam tarihi yazarlığı nasıl olduğunu anlatsın. Ee, o kitapların da fotokopileriyle birlikte anlatıyor, o yüzden müdellel bir anlatısı var. Arkadaşlar 18, 19. yüzyılın e, ilk çeyreğine kadar bütün tarih kitaplarının temel kaynağı İslam tarih kitapları. Hatta kitabı okudu bana bir kitabın kullandığı kaynakları, ben bir kısım İslam tarih kitapları orada duydum. Bilmiyorum yani. Biz oldu olduğumuz halde duymadım o İslam tarihi kitaplarını. O kadar geniş bir bibliografya var İslam tarihi yazarları. Fakat merak aver olan kısım daha başka bir yer yani. Söylemek istediğim kısım başka bir husus. Bütün tarih ikiye ayrılıyor. Modern dönem eski dönem. Modern dönem neyle başlıyor biliyor musunuz? Hazreti Peygamberle başlıyor. Evet. Hazreti Peygamberle başlıyor. Çünkü gerçekten İslam klasik dünyanın yani eski dünyanın temel varsayımları, temel düzeni içerisinde yeni bir başlangıç yapıyor. Modern bir başlangıç yapıyor. O nedenle bu İslami ilimlerin teşekkül süreci aynı zamanda modern disiplinlerin kuruluş sürecidir. Yani bu hadis kelimesi Arapçada modern. Hadis. Yani bir yeniliğin başlama sürecidir. Şimdi bu yeniliğin, her yeniliğin başlama süreci kadim alışkanlıkların yeniden sorgulanmasını gerektirir. Yani eski bir takım alışkanlıkların yeniden sorgulanmasını, ele almasını gerektirir. Ne yaptı Müslümanlar? Bakın Müslümanlar bir, eski dünyadan intikal eden fizik teorileri sorguladılar. İki, eski dünyadan intikal eden anlama teorilerini sorguladılar. O nedenle dedim, bu anlama teorileri, bunlar aynı zamanda anlama teorileridir. Bunlar sadece şey değil. Yani Mesela dini nasları nasıl anlayacağız sorusuna verilen cevap değil. Hayır. <laughs> İnsanı insan yapan değerleri nasıl anlayıp yorumlayacağız sorusunun cevaplarıdır bunlar. Yani bunun yöntemi ne olacak sorusuna verilen cevaplardır. Dolayısıyla kadim dünyadan intikal eden anlama ve yorumlama problemlerinin yeniden ele alındığı ve Müslümanlar arasında belirli bir çözüme bağlandığı süreçtir. E, dini ilimlerin kuruluş süreci, tedvin asrı böyle süre, bir asırdır. Biz tedvini daima dini nasların tedvini bu etrafta oluşan kaynakların yazılması olarak değerlendiriyoruz. Hayır tedvin bu değil. Tedvin topyekün insanlığın mirasının kayda geçtiği dönemdir. Tedvin o demek arkadaşlar. Bakın bu nedenle mesela Abbasiler döneminde İbni Vahşiye'ye Sultan'ın emriyle bir kitap hazırlatılıyor. Bu kitap ne biliyor musunuz? Ee, kitabın Nebatiye olması lazım. Uzunca bir ismi var da, kısa ismi. Bütün klasik medeniyetlerin alfabesinin çözümünü içeren bir kitap. Yani Mısır hiyeroglifleri nasıl okunacak? Babil alfabesi, Yunan alfabesi falan filan. Uzunca, yok burada şey var hocam. Uzunca bir e, çözüm var orada. Bu kitabı kim yayınlamış biliyor musunuz? Bu kitabı 1800'lerde Almanlar yayınlamış. Ne zaman? Mısır hiyerogliflerini çözmeye çalışırken bir Alman müstecip yayınlamış. Evet. Niye? Çünkü bütün kadim dünyadan gelen mirasın yeniden değerlendirildiği bir dönem başlıyor bundan dolayı. Anladınız mı? Tedvin İslam'ın kendisinin tedvini değil bu nedenle. Tedvin insanlığın mirasının yeni bir gözle yeniden yazıldığı bir dönem. Bu sebeple biz Fıkıh, tefsir, hadis gibi dilim ilimlerin tedvinini konuşuyoruz hep. Yani bu dini ilimlerin tedvini diye konuşuyoruz. Aklımıza naslar etrafında oluşan şeyler geliyor. Bu doğru, yanlış değil. Ama nasların insanlığa bir çağrı olduğunu unutuyoruz. Naslar insanlık adına bir çağrı. Yani bütün insanlığın yeniden bir forma ve düzene sokulmasına ilişkin bir çağrı. Böyle olduğu için adamlar eski alfabeleri yeniden yazdılar. Eski bilimleri yeniden derlediler. Eski adetleri yeniden yazdılar. Folkloru kaleme aldılar. Hadisleri ya sadece dini olanı değil yani. Diğer milletlerin birikimleri Oturdu İbn Miskevey El Hikmetül Halide diye bütün önemli milletlerin ahlaki özdeyişlerini derledi. Yani ahlak, ahlaki birikim nedir bunu derlediler. Oturdular Kadim büyük milletlerin siyasi kültürlerini derlediler. Yani siyasi hikmet ne? Onların derlemesi yapıldı. Oturdular bakın e, fiziksel hikmet nedir bunu derlediler. Tıp bilgilerini derlediler. Ziraat bilgilerini derlediler. Botanik bilgilerini derlediler. Bu nedenle mesela bu kadim tedvin asrının sonucu i̇bn Sina'dır. Meyvesi i̇bn Sina'dır bakın. Bilimler geleneği bakımından meyvesi İbn-i Sina'dır. Kerem geleneği bakımından meyvesi Kadı Abdülcebbar. Fıkıh geleneği bakımından meyvesi Serahsin gibi büyük şeyler. Fakihlerin büyük eserleri. Yani çeşitli meyveler var bunların. Ve bu tedbin faaliyetinin asıl problemi yani kadimlerin derlenmesi ve yorumlanması idi. Bakın bu yorumlanması problemi tedvin asrı asırla ve diğer asırları birbirine bağlayan ana sahiptir. Yani bunların yorumlanması hemen 200-300 yılda bitmedi. Kadim mirasın. Ne zaman bitti? Bakın arkadaşlar İslam'da bu alanda üç önemli şahıs vardır. Birisi Ebu Haşim el Cübbayi, diğeri Fahrettin Razi, öteki İbn-i Arabi. Ebu Haşim Cübbayi'nin başarısı mutezile tarafından tevarüs edilip aslında dini iyileştiren yani dinin temel prensiplerle uyumlu haline getiren ama kendi içinde İslam'ın ana yapısıyla uyumsuz görünen teorileri ve düşünceleri ana öbek tarafından kabul edilebilir hale getirmesidir. Ebu Haşim büyük düşünürdür, Kitapların ulaşmadığına bakmayın. Görüşler ulaştı. Bu nedenle Ebu Haşim'in bütün teorileri neredeyse mutezile dışında da karan düşünürleri yani Müslüm gayrimüslim döneminde düşünen herkesi etkiledi. Mesela Ahval teorisi diye bu teori çıkardı. 20. yüzyıla kadar Hanefi gelenek bunu devam ettirdi. Yani Behşemi Yahudiler çıktı. E, ne bileyim Hristiyanlar çıktı. Yani o karar devam ettirildi. İkinci önemli adam bu süreçte Fahrettin Razi. Fahrettin Razi ve Ebu Haşim'e bu imkanı Ebu Ali el Cübbayı verdi babası. Ebu Ali el Cübbayı kilit bir şahsiyet burada. Çünkü çok kısa bir tarihle Ebu Huzeyl'e bağlanıyor. Ebu Huzeyl 135 doğumlu. Kelamın asıl asıl kelamı inşa eden adam. Kelamı bugünkü formunu veren adam yani. 135 doğumlu. Ebu Huzeyl'in talebesi, talebesi Şahham. Fakat Ebu Huzeyl 235'te öldü. 100 yıl yaşadı yani. Evet talebesi Şahham. Şahabın da talebesi Ebu Ali. Ebu Ali 316'da öldü. Bakın, 135'te doğan bir insana 316'da ölen bir insan talebelik etti. Anladınız mı? Nesil yani uzun yaşama e, öyle bir imkan verdi. Halil Nalçın'ın son talebi, son doktora talebesi var ya. Onun gibi düşünün. Hoca 100 yaşında vefat etti. Son doktora talebesi daha değildi kanlı bir çocuk. Yani hoca 1916 doğumlu muydu? Evet, 16 doğumluydu zannederim. 17 olabilir yani 1916-17 doğumlu. Yani 1990'larda doğan bir çocuk hocaya talebe oldu. Eğer bu çocuk yani biraz muammer olursa mesela hocanın talebesinin talebesi 2200'lerde ölebilir. Anladınız mı? Yani böyle olabilir yani talebesinin talebesinin vefatı böyle olabilir. Yani 1900'lerin başından şey 2200 nereden çıktı ya? 2000, ha doğru 2200. 2200'e kadar süren 300 yıllık bir süreçte 3 tane adam olacak yani. Bu fiilen orada tekrarlandı. Şimdi Ebu Ali'nin bir özelliği var. Ebu Ali mute, mutezileyi, kelamın kuruluş dönemini yeni bir döneme taşıyarak müteahhir dönemini başlattı. Yani eski den intikal eden bütün mirası yeniden yorumladı. şimdi Ebu Haşim'in e, böyle bir zemini vardı. Yani bilginin, hikmetin kendisine derlenip toplandığı ve ana kanadı temsil eden bir e, babanın ve aynı zamanda hocanın mirasını yeniden ele alıp ana blokla İslam'ın diğer e, kısımlarıyla uyumlu hale getirme başarısını gösterdi. Şimdi İbn Sina kadim hikmetin tamamı derlenip bunlar bir arada yazınca İbn Sina arkadaşlar kadim hikmetle özellikle İslam'ın ana bloğu Sünni gelenek arasında uyumu sağlayacak müdahaleler yaptı. Yani İbn Sina'nın imkan teorisi, İbn Sina'nın varlık mahiyet ayrımı asıl itibariyle bu uyumu sağlamaya dönük teşebbüslerdir ve İbn Sina burada çok başarılıdır. Sonra Fahrettin Razi İbn Sina'nın bu başarısını ve ortaya koyduğu malzemeyi tevarüs edince bakın ikinci yüzyılda ikinci üçüncü yüzyılın başında tercüme edilen külliyat ancak Fahrettin Razi tarafından dini düşünce geleneğinin temel disiplin olan kelamla uyumlu hale getirilebildi. Bu felsefi birikim. Onun tarafından aynı eserlerde yazıp uyumlu hale getirildi. O nedenle Fahrettin Razi kadim mirasın İslam tarafından, İslam medeniyeti içerisinde Mas edilip yeniden yorumlanmasında çelik bir öneme sahiptir. Ama zemini İbn Sina'dır. Bu sadece bu açıdan bakıldığında İbn Sina Himalaya gibidir yani. Razi orada şeye tekabül eder bu faaliyette. Everest'te. Biliyorsunuz Everest Himalayalar üzerinde. Evet. Yoksa o kadar yüksek olmaz yani. Şimdi üçüncü adamsa ise İbn Arabi bu e, tedvin asrının ortaya çıkardığı problemleri dini düşünce geleneği açısından önemli bir çözüme bağlama bakımda. Şimdi İbn Arabi arkadaşlar kadim dünyadan intikal eden gnostik gelenekle İslam'da ortaya çıkan e, sufi tecrübe arasındaki birliği sağladı. Yani bütün bunları sünni geleneğin kabul ettiği ana çerçeve tarafından kabul edilebilir bir formda yorumlayabildi, değerlendirebildi ve aynı zamanda eleştirebildi. Bakın üçünde de bu yorumların ve özümseme faaliyetinin tamamı yorumlama kadar eleştiri içerir. Yani eksikliğini göremediğiniz bir şeyi eleştiremezsiniz. Eleştiremediğiniz bir şeyi de kendinize mal edemezsiniz. Yani eleştirel düşünce üretemiyorsanız kendinize mal edemiyorsunuz. Kendinize ona mal edersiniz. Onu kendinize mal edemezsiniz. Bu sebeple üçüncü durak yani bu anlamda İslam düşünce geldi İbn Arabi'dir. E, fakat tedvin asrı dediğimiz bu kuruluş döneminde ortaya çıkan sorunlar asıl itibariyle şeyde bu söylediğimiz bağlamda değerlenebilir. Yani Müslümanlar bir yandan e, İslam'ın temel naslarını yeniden anlama, yorumlama faaliyette bulunurken bir yandan da kadim mirası yeniden anlayıp yorumlama faaliyette bulundular. Tedvin asrının en temel özelliği bunun erken tecrübesini temsil etmesi. Yani karşılaşma ve ilk yorumlama tecrübesini temsil etmesi. İlk yorumlama tecrübesinin başarısı e, fıkıh, kelam ve e, fıkıh ve kelamın kurulması. iki bir yaşama felsefesi olan züht hayatının geliştirilmesi. Züht hayatı o dönemde daha ziyade bir teoriden ziyade yaşama felsefesi, yaşam felsefesi yani hayat felsefesi olarak ortaya çıkıyor. Ama çok kısa süre içerisinde bunun e, teorisini de oluşturuyorlar. Bu sebeple arkadaşlar bu e, dini ilimlerin kurulu sürecinde Bakın kelamın konu düzeni yani konu hiyerarşisi insanlığın bütün nazari birikimini içerecek şekildedir. Yani hepsini kendisinin parçası haline getirecek şekildedir. Hatırlayın kelamın konu düzenini bilgi, yöntem, genel kavramlar, cevher bahisleri, araz bahisleri, uluhiyet bahisleri, Allah'ın zatı ve sıfatları, nübüvvet bahisi, peygamberlik meselesi, ahiret meselesi, Esma-i şer'iye yani temel dini kavramlar, insanı tanımlayıcı, mümin, münafık, kafir gibi temel kavramlar ve nihayet imamet meselesi. Kelamın temel konularının sıralaması bunlar. Bu mesele bu düzen içerisinde ele almayacağınız hiçbir teorik konu olamaz. Yani kadim dünyadan tevarüs ettiğiniz bütün teorik meseleleri bunun içerisinde ele alabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. İslam ikinci yüzyılın ilk yarısında bir, nazari varlıkların yani insan iradesinden bağımsız varlıkların tamamını inceleme haline getirmeyi başardı. İki, kadim mirasta nazari olanların tamamını kendisinin bir parçası olarak alabilecek bir, onları değerlendirebilecek bir zihin olgunluğuna erişti. Bunun anlamı bu. Şimdi fıkı hatırlayın. Fıkı e, insan fiillerini konu ediniyor değil mi? Yani muamelatı var, münakahatı var, Ondan sonra ibadatı var. Ben bu fıkın konu başlarını tam sayamıyorum ya. Başka ne vardı? Ukubat. Ukubatı var. Bakın bu insan fiilleriyle ilgili varlık alanının tamamının inceleme konusu haline getirilmesi demek. İnsan iradesiyle ilgili her ne var ise inceleme konusu haline getirdiler. Şimdi şöyle düşünmeyin fıkıh hüküm veren bir alan değil. İlim değil sadece. Yani normatif bir şey değil sadece. Ya yani siz eğer herhangi bir konuyla ilgili normatif hüküm verme iyi düşünüyorsanız onun doğasını öğrenmek zorundasınız. Fıkıh doğasını takdir etmediği bir konu hakkında hüküm vermeye elverişli bir disiplin değil. Yani eğer siz faiz hakkında hüküm verecekseniz faizin ne olduğuna ilişkin tanımlama getireceksiniz. Eğer evlilik aktı ile ilgili dini hükümleri tespit edecekseniz bu aktin hakikatini tanımlamak ve açıklamak zorundasınız. Aynı durum ceza müeyyidi meseleleri için geçerli ne bileyim ibadetler için geçerli. Hepsini tanımlamak ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunun anlamı biraz önce konuştuğumuz bağlamda şu. İslam 2. yüzyılda 1. yüzyılın sonuyla 2. yüzyılın ilk çeyreğinde bakın insan iradesiyle ilgili her şeyi araştırma konusu haline getirmeye başardı. Arkadaşlar bu birisini size armağan edeceği bir şey değil. Anladınız mı? Yani hiç kimse kimseye varoluşun tamamını bilimsel bir araştırma konusu haline getirmeyi armağan edemez. Böyle bir şey olmaz. Bu sizin kendiniz adına çabanızla olacak, kendiniz adına geliştirdiğiniz idrakla olacak bir şey. Onlardan bağımsız, bunlardan bağımsız bu işi yapamazsınız yani. Dolayısıyla bu Müslümanların başarısıdır. Yani ameli ve nazari alanın tamamını, inceleme araştırma konusu haline getirilmesi. Bu sebeple derler ki erken dönemde bazı yazarlar aslında Yunan'dan hani ahlak ve siyasi kitapları çevriliyor ya İslam ümmetinin ameli hikmeti fıkıhtır. İslam ümmetinin nazari hikmeti kelamdır. Tabi başlangıçta böyledir yani. Sonra Müslümanlar bu nazari ve ameli felsefeyi tevarüf edince iki şey ortaya çıktı. Yani tedvin asrı yeni bir problemle karşılaştı ilimlerin e, kuruluş sürecinden sonra yeni bir kuruluş problemi ortaya çıktı. O problem şu. Mütekattimliğini olmayan bir alimler zümresi ortaya çıktı İslam'da. Bakın e, fıkhın mütekattimini müteahhirini vardır fakihlerin. Evet yani kelamcıların mütekattimini müteahhirini vardır. Ama İslam dünyasında filozofların mütekattimini İslam dünyası içerisinde değildir. <laughs> Felsefenin mütekaddimun'u, mutezile kelamcıları sayıldığı ölçüde felsefe Müslümanların bir projesi olarak ortaya çıkar. Ve İslam dünyasında e, nazari düşüncenin bir parçası haline geldiğini görürüz. Felsefenin, filozoflara mütekaddimun'u İslam öncesinde görüldüğü ölçüde, İslam öncesinde bulunduğu ölçüde felsefi ilimler, ya da genel olarak bu bilimlerin tamamı, yani felsefe çastısında müteala ettiğimiz bilimlerin tamamı, kadim dünyanın hikmetinin kendisini Müslümanlara dayatması olarak ortaya çıkar. Tekrar edeyim mi? Hı hı. Bu önemli bir şey yani. Hı hı. Felsefenin, filozofların, mütekaddimunun, mütekaddimunu kelamcılar olarak görebildiğiniz ölçüde, felsefi bilimler, nazariyesi itibariyle özellikle, nazari, felsefi ilimler, eee, İslam kelamcılarının bir başarısı ve tefekkürlerinin devamı olarak ortaya çıkar. Ama bu felsefi ilimleri, ilimlerin e, erbabının mütekaddimununu İslam öncesine öncesinde görebildiğiniz ölçüde kadim dünyanın hikmetinin Müslümanlara kendisine dayatması ve Müslümanlar tarafından mahsedilmesi için karşılaşılan problemler yığını olarak karşınıza çıkar. Anladınız mı hocam? Bu çift yönlü bir şeydir. Yani bir yönden eski dünyanın kendisini Müslümanlara dayatması, bir yönden Müslümanların bu eski dünya mirasına bilgane kalamaması yani, bir yönden ise Müslümanların geliştirdikleri nazari ve ameli tefekkürün diğer medeniyetleri kendisinin bir parçası haline getirme temayülü olarak ortaya çıkar. Bu nedenle erken dönemde bizim İslami ilimlerin kuruluş süreci, Kadim medeniyetlerin aynı zamanda İslam'ın bir parçası olması sürecidir. İki, insanlığın yeniden, birazcık söylediğimiz anlamda, insanlığın yeniden e, taze bir arzu ve taze bir yönelişle düşünme ameliyesine başlama sürecidir. Yani insanlığın böyle yeni bir e, döneme girme sürecidir. Bundan dolayı arkadaşlar, erken dönemdeki bütün disiplinlerde mutlaka hakikat araştırması vardır. Şimdi oraya getireceğim son olarak. Bu disiplinlerde hakikat araştırması vardır. Bu disiplinlerde aynı zamanda normatif bir taraf vardır. Yani kavradığımız hakikatin Allah'a nispetle durumunun ne olduğunu tespit etme amelesi vardır. Niçin çıkmıştı bütün bunlar? Hz. Peygamber'de ortaya çıkan anlamın Müslümanlar tarafından tevarüs edilmesi için çıkmıştı değil mi? Bu şu demek arkadaşlar. Bütün davranış ve bilgiler kümemizin Allah'a nispetle konumu ne olacak? Yani peygambere verilen hikmet içerisinde bunun yeri ne olacak? Temel soru bu demek yani. Dolayısıyla şimdi yerinin ne olacağını anlamak için yerinin ne olduğuna ilişkin soru sorduğun şeyin hakikatini bilmen gerekiyor. Hakikatini bilmezsen bunu anlayamazsın. Hakikatini bildikten sonra bunlar hakkında da şer'i hükümler vereceksin. Vacip, mendup, mübah dersin. Bak arkadaşlar herhangi bir konunun vacip olduğunu, mendup, mübah ya da haram olduğunu Allah ve Resulü verirler. Başka insanlar değil. Ümmet Allah Resulündeki anlamı tevarüs ettiğini düşündüğü için bu uygulamayı sürdürebildi. Anladınız mı? Bunun bir anlamı daha var arkadaşlar. Son olarak oraya işaretlerim. İslami ilimlerin kurulması Hz. Peygamber'de ortaya çıkan, Hz. Peygamber'de tahakkuk eden külli idrakin tevarüs edilmesi demek aynı zamanda. Yani evrensel idrakin tevarüs edilmesi demek. Müslümanlar arkadaşlar modern dönemde en çok ıskaladığımız şey bu onu söyleyeceğim. Müslümanlar peygamberde ortaya çıkan hikmetin diğer peygamberlerle verilen hikmeti kuşattığını düşünüyorlardı ya. Bak bunu öğrenince hemen anlıyoruz bunu. Hayır sadece böyle görmüyorlardı. Onlara göre diğer peygamberlerin hikmetini kuşatmak şu demekti. İnsanlığa verilen hikmet peygamber tarafından temsil edildi. Yani bizim Hz. Peygamber'e verilen vahyi anlamamız demek, insanlığın ortak mirasını bunun bir parçası olarak kavramamız demek aynı zamanda. Bundan dolayı tedvin asrı Hicri 3. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir. Yani peygamber burada külli idrak sahibi bir insan olarak kavranmıştır bundan dolayı. Yani normal şartlarda biz bunu böyle görmeye meyyal değilizdir. Ama e, hani hikmetin verilmesi demek aynı zamanda önceki peygamberlerin ümmetlerine verilen hikmetin de peygamberimiz aleyhisselamın hikmetin de içerilmesi demek. Bu nedenle arkadaşlar Müslümanlar mesela kadim Yunan'ı tercüme ederken günah işlediği misline hiç kapılmadılar. Böyle bir şey görmediler yani. Ne bileyim İran'ın siyasi ve ameli hikmetini alırken, Hind'in matematik hikmetini alırken, Yunan'ın metafizik ve ahlaki siyasi hikmetini alırken hiç böyle bir aşağılık kompleksine kapılmadılar. Böyle bir sorunla yüzleşmediler yani. Tabii ki bunda reddettikleri oldu, kabul ettikleri oldu. Ama kendilerini bütün bunların varisi gördüler. Çünkü peygamberi insanlığın varisi olarak değerlendirdiler. Tam yani böylesi bir bilinçle meseleye yaklaştılar. Şimdi hatsın Müslümanlar diyor samimi bir şekilde dünya dünyaya ulaştıracaklar bir sözleri var. Yani insanlara ulaştırması gereken bir sözleri var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hakikatin burada toplandık toplandığını ve insanlara ulaştıracak bir hakikat cümlesi olduğunu düşünüyor idiler ve bütün dertleri bu işte diye insanın diğer kalan kısmına bu hakikat cümlesini ulaştırmakta. Yani onlara bir teklifle gitmekte. Müslümanlar bu teklifle gittiler. Ama teklifin evrensel bir teklif olduğunu dini ilimleri kurarak ve eskilerin hikmetini de peyderpey tercüme edip bu kendi düşünen zihinlerinin bir parçası olduğunu göstererek başardılar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yeter hocam duralım burada.